Merhaba arkadaşlar. Bugün OOP ile ders çekeceğiz. Bu geçen arkadaşlar Angular JS falan dersleri çekmişken böyle bir soru gelmişti. İşte config ayrı yerde, database sınıfı ayrı yerde, index PHP ayrı yerde nasıl yapabilirim? Gel onu yapalım. Burada PHP class diyelim ve ismine config diyelim. Namespace arkadaşlar config. Namespace neden kullanıyoruz? Mesela programda işte şöyle ki arkadaşlar örnek 100 diyeceğiz. Config satırına git. Burada config klasını çalıştır. Örnek bu. Ben bunu aynı isimde kullandım ki sıkıntı olmasın. Yani bunun aynı isimde olmasına gerek yok. Yani bu bir tanımlamadır. İşte bu satıra git. Bu klası çalışır gibisinden arkadaşlar. Burada sabit değer kullanacağız arkadaşlar. Ve buraya host diye bir değişken üretelim. Lokal ismi de ne olsun? Lokal host olsun arkadaşlar. Ve const diyelim. DB diyelim. DB de ne olacak? Veri tabanın deneme olacak arkadaşlar. Kodları görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Biraz isterseniz büyütelim. Const'e bir değişken türü üretelim. Burada user olarak veri tabanım root olacak. Ve const arkadaşlar bir tane sabit değişken olacak. Buna bir path değişken oluşturalım. Ve ne olacak? Bu path değişkenin de şu anda boş olacak. Şimdi constructor metodunu yazalım arkadaşlar. Bu sınıf çalışır çalışmaz. Şimdi bunun için hatta yazmadık. Fonksiyon arkadaşlar. Neydi? Constructor metodunu call yazdık. Pardon. Buraya maalesef yanlış yazıyoruz. Bazen sıkıntı değil. Tekrar yazalım arkadaşlar. Fonksiyon neydi? Construct metodumuzu bir yazalım. Burada ne olacak arkadaşlar? Başka sınıfta kullanacağımız için bir protected değişken kullanalım. Bağlam diye bir değişkenimiz olsun. Şimdi burada dışarıda da çok ses var arkadaşlar. Maalesef böyle dikkatimi çok bozuyor. Diz diyorum. Bağlan diyorum. Div diyorum. Burada arkadaşlar pido dedi. Pido dediğimde önüne ters slash koydu. Ters slash'ı koymasının sebebi burada namespace ile çalıştığımız için. Tipini MySQL olacağını söylüyor. Hostunu artık değişkenden gelen burada self kullanacağız. Çünkü const değişken tanımlaması kullandık. Artık noktada burada eşittir. Başka ne kullanacağız? Burada istersen bunu bir kapatalım arkadaşlar. Ne vardı? DB name vardı. DB name eşittir. Bu sınıftaki gene hangi metodumuzu pardon. Of of. İlgisayar bugünlerde kafayı yedi arkadaşlar. Gerçekten hangi DB şeyini çağıracağım? Noktalı virgül. Burada char set olarak pardon. Char set olarak ne vereceğim? UTF-8 verelim. Noktalı virgül. Burada istersen artık ne vereceğiz? Self olarak user verelim. Virgül self diyelim. Yani bu sınıfın içindeki artık neyi çağır? Pası çağır. Neden böyle kullandım? Çünkü bunlar sabit değer. Bir deneme yapalım arkadaşlar. Bakalım herhangi bir hattımız var mı? A diyelim. New diyelim. Ne? Sınıfımızı bir çağıralım arkadaşlar. Herhangi bir hata varsa bize ekranda bir yazar. Config PHP çağıralım. Bakalım döndükçe büyük ihtimalle bir hatta var. Bilinen böyle bir adres yok diyor arkadaşlar. Bakalım neden localhost herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen evet çünkü burada ne yapmışız? Yanlış yazmışız. Bu sınıfın içindeki host'u kullanacağız. Evet şu anda herhangi bir şey yok. Artık bunu silebiliriz. Yani config ile işimiz bitti arkadaşlar. Geldik. Burada new artık PHP class. Bu da database olsun arkadaşlar. Database olsun ve file name database olsun. Namespace'in olsun. Namespace'i database olsun. Aynı isimden. Burada tür olarak interface right ve class diyorum. Diğerleri inşallah bir gün açıklarım arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben include once diyorum. Yani bir kere yükle diyorum. Ve ne yüklesin? Config nokta pardon config nokta PHP. Yalnız ben hiçbir hata yapmama rağmen altını çizdi. Çünkü arkadaşlar böyle yaptığınız zaman namespace'i en başa almanız lazım. Şimdi biz bunu küçültelim. Bir istersen biz bunu kapatalım. Şöyle bir şey yapalım. Artık neredeki sınıfı kullanacağız arkadaşlar? 100 diyorum. Az önce config satırındaki namespace'i config olan config klasını kullanacağım. Artık bir extend edeceğiz. Artık ne alacağız? Bir üst sınıfta
kardeş olduk. Yani artık bir sınıfın her şeyine ulaşabilir. Bir bakalım arkadaşlar, ulaşabiliyor muyuz gerçekten? Bir A değişkenimiz olsun. New diyelim. Database sınıfımızı bir çağırın. Bakalım bir veri tabanı bağlantısı yapıyor mu? Burada herhangi bir yanlış bir şey girelim. Localhost bir girelim. Ve burada sayfamızı bir yenileyelim. Evet, burada OP'yi silelim. Geldik buraya, database.php. Evet, bakın hata aldı. Database isminde hata var. Demek herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Neredeydi? Config dosyasında. Bunu artık tamam, sıkıntı yapmıyoruz. Burada örnek küçük bir işlem yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Örnek bir get metodu olsun bu sınıfın arkadaşlar. Çünkü ne yapacağız? Şeye döndüreceğiz arkadaşlar. Public function diyelim. Verileri çekeceğiz. Burada function diyelim. Get de olsun. Burada bir değişken üretelim. Örneğin şey döndürecek ya arkadaşlar. Veri döndürecek. Protect işte array gibisinden bir değişkenim olsun arkadaşlar. Database.php'ye geliyorum. Şimdi bir bakalım herhangi bir problemimiz var mı? Return diyelim. Arkadaşlar merhaba diyorum. Sadece bu fonksiyon şu anda merhaba döndürsün. İstersen bunu bir cut diyelim. Keselim. Bir de gelelim index.php'ye gelelim. New diyelim. Burada php file index. Arkadaşlar php, pardon, index diyelim. Direkt index yazalım. Tamam. Bunu da şöyle yapalım. Burada arkadaşlar bakın aynısını yapıştırıyorum. Pardon. İstersen burayı bir silelim arkadaşlar. Çok da sıkıntı değil. Include once diyorum. Yani bir kere yükle. Nereyi? Database.php. Nereyi çağır? Onun içindeki işte veri tabanımızı bir çağırsın. Örnek echo yazsın. İşte o veri tabandaki get metodunu bir bana çağırsın gibisinden bir işlem yapalım. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın herhangi bir şeyi döndürmedi. Yanlış sayfa açtık ama gerçi sıkıntı yok. Bakın ne oldu? Class database not DOM defined. Sebep de çünkü yine use kullanmadık. Yani use'un kullanım amacı bu. Burada database'i namespace'i neyi? Database. Hangi klasa ulaşacağız? Database klasına. Burada yapacağımız tek şeyi use diyelim. Ve database diyelim arkadaşlar. Bakın direkt PHP Storm otomatik tamamı. Bakalım ekrana merhaba yazacak mıyız? Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın artık ne oldu? Config PHP, database ve index PHP artık bunlara ulaşabiliriz arkadaşlar. Artık bizim işlem tam bitti. Artık örneğin bir veri tabanı işlemi yapalım. Gelin örneğin benim bir şöyle bir şey yapalım. This diyelim. Diz bağlan diyelim. Hatta şurayı bir kapatalım arkadaşlar. Ya çok gerçi çok sıkıntı oluyor. Diz bağlan diyelim. Pardon. İşte bir sorgu üretelim. Buraya bir sorgu yazalım arkadaşlar. Normal bir değişken. Sıkıntı olursa onu sonra değil. Örneğin şu anda sadece query metodunu bir çalıştırsın. Ve select diyorum. Select diyorum. İşte from diyorum. Boşluk atıyorum. Bu da ne olacak? Buna tablo gelecek. Burada değişken dinamik olacağı için böyle bir kullanım ve buraya tablo ismi gönderiyorum arkadaşlar. Ctrl S yapalım. index.php'de nasıl göndereceğiz? Örneğin ürünler tablosuna bunu bir gönderir. Ctrl S yapalım. Bunu biraz istersen büyütelim. Görmeniz açısından. Bir sorguyu şöyle yapalım. Burada bir while döngüsü yapalım arkadaşlar. Ve süslü parantezi açalım. Burada ne olsun? İşte row adında bir değişkenimiz olsun. Sorgu ne edecek? Sorguyu arkadaşlar artık fetch metodunu yapacak. Burada hangi bir şey sıkıntımız yok herhalde sanırım. Yok herhalde şu anda pdo metodunda da sıkıntı yok. Fetch hangi metodu? Fetch search. Dikkat, pardon, buraya search kullanacağız. Dikkat ederseniz her seferinde önüne t slash koyacağız. Burada arkadaşlar diz diyorum. Bakın diz diyorum. Diz array diyorum. Bakın diz array diyorum. Ve bu şekilde artık array olduğunu belirtiyorum. Ve bu şekilde de row yapıyorum. Yani her seferinde arkadaşlar row'ları nereye ekleyecek? Diz array'e ekleyecekti. En sonunda da ben bu return arkadaşlar this array'i artık gönderebilirim. Bakın this neydi? Bu array'i bir gönderebilirim. Ctrl S yapalım. Bir sayfamızı bir yenileyelim. Burada bir hata alacak. Çünkü burada query metodu dedi. Yok 21. satırda. Evet.
query metodun olmadığını söyle. Bir sayımızı bir yenileyelim, bir bakalım. Error geldi. Çünkü bakın error string konuluyor. Çünkü error'ı echo ile yazılmaya çalıştığım için böyle bir hata aldık. Örnek bir print error'le yapalım. İşte hangi print error'le yapalım. Keşke static yapsaydık arkadaşlar. Çok da gerçi sıkıntı yaz. Table olarak ne yazacağız? Ürünler tablosunu bir gönderelim. Ctrl S yapalım. Bir sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım. Bakın veriler geldi. İsterse üzerine buraya bir echo, bir pre'de yazabiliriz arkadaşlar. Yani şu anda öyle bunu yazabiliriz arkadaşlar. Sayfamızı bir yenileyelim. Bakın verilerimiz geldi. Şimdi gelin işi biraz daha karmaşıklaştıralım. Nasıl bir şey yapalım? Bir de bu fonksiyonda ver olsun. Anladınız mı arkadaşlar? İlginç bir şey yapacağız. Bakalım başarabileceksin. Public diyelim, function diyelim, ver diyelim. İşte burada buraya da ne gelecek? Bizim şart gelecek. Buraya artık bir şart yazıyoruz. Buraya bu fonksiyona bir şart gelecek. Niye böyle sıkıntılar oluyor? Gerçekten ilginç, bazen böyle şart geliyor. Burada örnek bir değişken başta tanımlayalım arkadaşlar. İsterseniz bu config php de, isterseniz burada da bir değişken tanımlayabiliriz. Yani hatta config php'de bir değişken tanımlayalım. Is arkadaşlar, pardon, buraya bir protect yazalım. Buraya bir şart yazalım. Ve geldik database.php'ye. Artık arkadaşlar this neydi? Şart eşittir. Şeyden gelen neydi arkadaşlar? Fonksiyondan gelen şart diyeceğiz. Burada şöyle yapacağız. This şart eşittir arkadaşlar. Where, bakın bir boşluk. Where de şartı bu şekilde yapacağız. Ctrl S yapalım. Artık mesela örnek ID'si sadece ve şu olanı getir. Geldik buraya. Bu neydi? Burada artık burayla birleştiriyor. Neydi? This arkadaşlar. This şartı buraya yazdı. Ctrl S yapalım. Bir de bu fonksiyonu return arkadaşlar ya da döndüreceğiz. Çünkü zincirleme metot olması için. Ctrl S yapalım. Bir bakalım, herhangi bir problemimiz yok. Şu anda herhangi bir problemimiz yok. Bir zincirleme metodu deneyelim. Örneğin ürünler metodunu çek. Şartım ne olsun? Şartım örnek şu anda ID'si ne olsun? 5 olanı bir çek bakalım diyebiliriz. Bir bakalım arkadaşlar. ID'si 5 olan her şey, yani bir çekecek mi arkadaşlar? Bir bakalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Evet, bakın sadece ID'si 5 olanı çekti. İşte böyle bir uygulama. İsterse siz join de yapabilirsiniz. Mesela join yapmak isterseniz nasıl yaparsınız? Artık örnek bir bunu yapmayalım da siz gene yaparsınız. Public function arkadaşlar. Public function, işte örnek bir join metodu yapacağım. Yani örnek, hatta isterseniz biz count'da yaptırabilirdik ama sıkıntı olmaz. Burada örnek buraya gene bir şart yazarsınız. Artık inner join, ona bu türü eklersin. Ben dersi fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Bu ders burada bitsin. Örnek burada başka sadece find de yapabiliriz. Örnek gene find'i yaparım. Hani şeyde vardı arkadaşlar. Artık gerçi onu yapmamız için model olması lazım. Burada keşke modeli belirtseydik. Öyle bir şey yapabilirdik. Bakın tamamen bu size bağlı. Bakın arkadaşlar, istersen bunu B gibi bir değişkene aktarabiliriz. A sınıfının içindeki, bakın istersen buraya değil de buraya DB yazsanız daha mantıklı olur. Anladınız mı arkadaşlar? İstersen buraya ne yazalım? Biraz DB yazalım. Buraya da neydi? DB sınıfının içindeki. Artı şartı ID 5. İşte get ürünleri getir gibi arkadaşlar. Neyi kullanabiliriz? Burada bir sıkıntı mı var? Evet, burada bir sıkıntı var. İstersen bakın var dump arkadaşlar. Onun yapısını da, pardon, burada var dump ile onun yapısını ne yapabiliriz? Ekrana yazdırabiliriz. Ctrl S yapalım. Bir bakalım nasıl olacak? Yapısı nasılmış? Bakın arkadaşlar, yapısını da bakabiliyoruz. Ya da örnek ver değil de bütün her şeyi çeksin. Yani siz buna count da ektirebilirsiniz. Yani önemli olan bu arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Bakın hepsini çekti.
Burada önemli olan database arkadaşlar zincirleme metot kullanırken örnek başka bir fonksiyon olacak. Public diyorsun, function diyorsun. İşte bilmem ne diye bilmem ne fonksiyonu böyle bir fonksiyon istiyorsun. İşte bu artık buraya işlemleri yazıyorsun. İşlemler ne olacak? Sonra da artık return arkadaşlar this yapabilirsin. Bakın pardon. Return this yapalım. Bakın arkadaşlar bilmem ne fonksiyonu şu anda döndürsek de herhangi bir hatamız olmayacak. Bakın arkadaşlar bilmem ne fonksiyonu döndürelim. Bakın arkadaşlar bilmem ne fonksiyonu döndürelim. Pardon burada. Bakın herhangi bir sıkıntı olmayacak. Verileri geri çekecek. Burada neden bir hattı aldık arkadaşlar? Return. Evet dolar yazmadığımız için böyle bir sıkıntı yapmış olduk. En azından onu da görmüş. Bakın herhangi bir hattı olmaz. Artık bu fonksiyonla yapacak. Yani başka bir işlem yaptırabilirsin. Yani buraya son böyle başka bir A fonksiyonu yazarsınız. Buraya işte buraya atıp işte bir B fonksiyonu yazarsınız. Onların işte artık şartını öğrendiniz. Örnek buraya ver yazalım. Bilmem ne değil de ver yazalım. İşte örnek ID'si ne olsun? ID'si 2 olanı yanlışa bize getirsin. Bakalım arkadaşlar. Bakalım bakın ID'si 2 olanı getirdi. Bu tamamen arkadaşlar size bağlı. Yani siz bundan sonra yapmanız tam gereken mesela bakın başka zaten bu fonksiyondan ulaşabiliyor. Başka bir fonksiyon da yaptırmak istiyorsunuz. İşte dersiniz public arkadaşlar. Fonksiyon diyorsunuz. Fonksiyon diyorsunuz. Mesela a fonksiyonu. İşte bu da örnek gene başka işlemler yapacak. Ne olacak? Gene bunu return this yaparsınız arkadaşlar. Return this yapacaksınız. Hangisini return this yapmıyorsunuz arkadaşlar? Artık hangisini en son çalıştıracaksınız? Bakın ben burada get'i en son çalıştırdığım için artık get'in içinde dikkat bakın neredeydi? Şurada bir de PHP Storm'da arkadaşlar. Bakın get'te geldim. Buraya işaretledim. Bakın curly brace süslü parantez. Bakın son süslü parantez neredeymiş? Ona bir bakabilir. Neden bugün böyle bir şey hatta yaptı? Evet, çalıştı. Demek ki bakın son bunun süslü parantezi buradaymış. Bakın bu get fonksiyonu dizi döndürmemişti. Sadece artık gereken bilgiyi döndürmüşüz. Bakın istersen buraya a da eklesek sıkıntı yok. Ne olsun? İstersen bu a olsun. Artık isterse A'da bir şeyler yaptırırsınız arkadaşlar. Yani bu tamamen size bağlı. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Hepiniz kendinize başka şart da yazdırabilir. Örnek mesele bakın tipi bilgisayar olan. Örnek bakın tipi yani mesela bilgisayar olan. Bakalım aynı şeyi çekecek. Bakın aynı şey. Burada fetch metodu çalıştırılamadı. Burada bir hata yaptık arkadaşlar. Nedense artık bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştı. Gelen bir soruydu bu. Bugün çektiğimiz için gayet mutlu olduk arkadaşlar. Yani anlaşılmayan bir şey varsa arkadaşlar altına yorum yapabilirsiniz. Yani burada 10 tane de metot çalıştırabilirsiniz. Arkaya arkadaşlar. Burada dikkat ediniz arkadaşlar. Yani artık verileri JSON şeklinde de çektirebilirsiniz. Örnek bakın şöyle bir şey yapalım. B diyelim. B ekrana yazsın. Burada mesela gelen değeri şöyle neresiydi? Bunu arkadaşlar JSON encode ile yapabiliriz. Son kullanıcıya gönderebilirsiniz. Yani bazı projelerde tamamen size bağlı oluyor. Bakın ne oldu? Artık JSON şeklinde de bunun çıktısını alabilirsiniz. Artık bu tamamen size kalmış. Neyse kendinize bakınız arkadaşlar.